Herkese iyi bayramlar dileklerimizi gönderelim. Herkesin evinde bayramı bayram tadında geçmesi dileğiyle ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç bizlerle birlikte bayramın anlam ve önemini kendisiyle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi bayramlar. Hoş bulduk. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler katılımınız için. Hocam bayramın anlam ve önemini dinimiz açısından değerlendirirsek neler söyleyeceksiniz? Evet, bayram sevinme günüdür, mutlu olma günüdür. Elbette aynı zamanda erinç günüdür. Sevinme, mutlu olma fakat sevindirme ve mutlu etme günüdür. Aynı zamanda yani çevremizi de sevindirmeliyiz. Çocuklar başta olmak üzere elbette ki. Büyüklerimiz, yaşlılar başta olmak üzere. Arkadaşlarımızı, çevremizi sevindirmeliyiz. Sevinçler paylaştıkça çoğalıyor, mutluluklar paylaştıkça çoğalıyor. Dolayısıyla bayramları bu anlamda vesile saymalıyız. Ve aynı zamanda yine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme gayretinde, çabasında da olmalıyız. Bayramın bütün İslam dünyasına, Türkiye'mize ve bütün Türk dünyasına mutluluklar getirmesini, sevinç getirmesini, huzur getirmesini Ulu Tanrı'dan diliyorum. Peki şunu soracağım hocam. 2023 yılı Türk açısından çok keyifli bir süreç yaşamadı. Yakın zamanda da yaklaşık 2 ayı geride bıraktık. Kahramanmaraş merkez üssü ve 10 bölgede yaşadığımız ağır bir felaket, acılarımız çok büyük. Yaralarımızı ne kadar sarmaya çalışsak da üzülmemek elde değil. Buruk bir bayram geçiriyoruz aslında. Üzerine seçim arifesi. Şunu sormak isterim. İnsanlar kalabalık toplulukta geçmişte bugüne kıyasladığımızda bu bayramda sevdikleriyle bir arada olma şansını yakalayamayacak gerçek hayata geçiş oldu ve acılar büyük. Biz tabii burada fitir, zekat birçok soru geliyor. Paylaşım açısından destek anlamında uygun mudur diye gelen sorulara ne cevap vereceksiniz? Evet, az önce söylediğim sözlerle koşut bir biçimde dile getireyim. Sevindirme, mutlu etme ifadeleri önemli. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme anlayışı çok önemli. Bu anlamda zekat ve fitre kurumlarının harekete geçirilmesi, başka zamanlardaki duyarlılıktan çok daha yüksek bir duyarlılıkla bu ibadetlere önem verilmesi gerekiyor. Yalnız burada şunu dile getirmeliyim. Evet, acı dolu günler yaşadık, yaşıyoruz. Evet, büyük kıranlarla yani afetlerle, kıranlarla karşı karşıya kaldık. Bu afetlerin, kıranların acıları hala taze. Yakınını yitirenler var. Geçen bayramda bir arada olduğu kişiler şimdi yanında değil, yakınları yanında değil. Pek çok insanımız bu duyguları yaşıyor. Dünya çapında da sıkıntılarla dolu bir yıl geçirdik. Türkiye'miz için, İslam dünyası için, tüm Türk dünyası için sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Ancak buna karşın şunu da belirtmeliyiz. Yaşam sürüyor. Yani hayat devam ediyor. Yaşam sürüyorsa o halde yaşamın gereklerini elbette ki yerine getirmek durumundayız ve bir toplumsal rehabilitasyonu devreye sokmak durumundayız. Sürekli acıları aklımızda tutarak, afetleri aklımızda tutarak sağlıklı bir yaşamı sürdüremeyiz. Ulu Tanrı'nın insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden birisi de unutmaktır, unutabilmektir. Eğer hiçbir acımızı unutmuyor olsaydık yaşayamazdık. Unutmak bir nimettir. Bu şu anlama gelmesin. Hemen unutalım, sanki olmamış gibi davranalım anlamında konuşmuyorum. Bunu kastetmediğimi iyi niyetli herkes elbette ki takdir edecektir. Ancak bir rehabilitasyona da ihtiyacımızın olduğunu bilelim. Bayramları da, bu bayramı da, Ramazan bayramı, Şeker bayramı, İdül Fıtır,
Bu bayramı da buna vesile sayalım ve bu anlamda değerini bilelim. Evet. O Evet. nedenle bütün depremzede yurttaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesle dayanışmayı en yüksek düzeye çıkarmalıyız. Onlarla birlikte vakit geçirmeliyiz. Dayanışmak sadece maddi anlamda değil, psikolojik anlamda da dayanışmak önemli. O nedenle birlikte vakit geçirmek en büyük rehabilitasyon yollarından birisidir. Birlikte bazı işler yapmak, efendim sevindirici, mutlu edici işler yapmak ya da o insanların yaşadıklarını anlatmalarına olanak tanımak. Çünkü insanlar yaşadıklarını anlatarak deyim yerindeyse duygusal anlamda boşalıyorlar. Yani deşarj oluyorlar. Bu da onların rehabilitasyonu açısından çok önemli bir işlev görüyor. Ramazan bayramını, şeker bayramını diğer bir ifadeyle, Eidülfıtr'ı bu anlamda da değerlendirmeliyiz. Evet, birlik, beraberlik, kardeşlik örneğini maddi manevi paylaşarak bu bayramın vesilesiyle yerine getirmemiz en güzel örnek olacaktır. Şimdi siz de dile getirdiniz Ramazan bayramı, şeker bayramı. İkisi de aslında aynı kapıya çıkıyor ama bu ayrım neden ortaya çıkmış diye soralım. Bir de hocam eskiyle bugünü kıyasladığımızda Ramazan bayramı ve diğer bayramlar artık tatil algısını oluşturdu. Birlik, beraberlik, kardeşlik paylaşımını burada vurgusunu yapsak da insanlar eskiye nazaran baktığımızda toplu mesajlar, telefonla arama ya da maddi manevi şartlardan dolayı eski iletişimi kuramıyor. Bu vesileyle sizin önerileriniz, paylaşımınız ne olacaktır diye soralım. Evet, insanların önemli bir kısmını yeni ve yenilik korkutur, kaygılandırır. Psikolojik olarak bu böyledir. Öte yandan toplumlar bir değişim dinamiğinin içerisindedirler. Tarih ilerledikçe değişim kaçınılmazdır. Toplumsal ilişkiler değişime uğrar. Toplumun kendisi bütünsel anlamda bir takım değişikliklere, değişimlere maruz kalır. Bu kaçınılmazdır. Ancak bu değişimin sağlıklı, sindirilebilir, içselleştirilebilir bir hızda olması gerekir. Bu durumu aşacak düzeyde çok hızlı bir biçimde gerçekleştiğinde bir takım sosyal çözülmeler de söz konusu olabilir. Bu da başka rahatsızlıklara yol açar. O nedenle toplumsal değişimlerin sağlıklı olabilmesi için iki önemli etken vardır. Birincisi, değişimi hararetle destekleyen ve onun bir an önce gerçekleşmesi için çaba sarf eden çevreler, bir de değişime direnen çevreler. Direnenlerle değişimden yana olanların oluşturduğu doğal denge, değişimlerin sağlıklı bir çizgide gerçekleşmesini sağlar, temin eder. O nedenle biz bu iki etkeni devreye sokabilmeliyiz. Değişime direnenler, geçmişte bir takım yaşadığımız adetlerimizi, geleneklerimizi korumamız gerektiğini düşünenler, biraz daha güç kaybetmiş gibi bugünlerde geleneklerimize önem vermeliyiz. Onları yeniden diriltmeye ve onları yeni kuşaklara aktarmaya gayret etmeliyiz. Elbette ki hemen hemen her bayram nerede o eski bayramlar ifadesiyle dile getirilen bir özlem söz konusu. Şunu bilelim ki değişim kaçınılmazdır ama bu değişimin sağlıklı olabilmesi için hızının önemi devreye giriyor. Nerede o eski bayramlar ifadesini de önemsiyoruz ama yeniliklere de gözümüzü kapatamayız, onlardan kopamayız, onlar yokmuş gibi davranamayız. Algılar değişiyor. Evet. Düşünceler değişiyor, inançlar, dinler, dinsel ritüeller de değişiyor. Kaçınılmaz. Kim diyebilir ki Hazreti Muhammed'in döneminde yaşandığı gibi yaşansın bayramlar? Mümkün değil. Veya Hazreti Muhammed'den birkaç yüzyıl sonra yaşandığı gibi yaşansın. Osmanlı'da yaşandığı gibi yaşansın bayramlar bugün de diyebilir miyiz? Emin olun bunu desek bile ve o şekilde yaşamaya kalksak bile yaşayamayız. Yaşasak ondan da sıkılırız. Çünkü insanlık artık yeni tatmin yollarını bulmuş, yeni huzur yollarını, efendim
yeni sevinme ve yeni mutlu olma yollarını bulmuş ki bunlardan birisi de tatil anlayışı dediğiniz gibi. Ama bu da bir evredir insanlığın akışı içerisinde. Belki bir zaman sonra yeni kutlama biçimleri devreye girecek. Belki yeni bayramlar ortaya çıkacak. Bunları bilemeyiz, öngöremeyiz. Zira fütürist değiliz. Fütüroloji üzerine konuşmuyoruz, din üzerine konuşuyoruz. Din tabii daha ziyade böyle sabiteler üzerinden kendini anlatır. Belki de insanlığın sahip olduğu kurumlar içerisinde değişime en çok direnen ve değişime en karşı olan kurum dindir. Dolayısıyla bir din bilen, din bilgini kimliğiyle konuştuğum için kimilerine yadırgatıcı gelebilir sözlerim. Ben biraz değişimden yana olan birisiyimdir ve değişimi hararetle destekleyenlerden biriyimdir. Fakat öte taraftan statükonun da birden teslim olmaması lazım. Muhafaza etmemiz gereken değerlere birden sırt dönmememiz lazım. O nedenle bunu çok önemsiyorum. Günümüz sosyolojisinde yeni bayramı yeni kutlama biçimlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bunları fazla yadırgamayalım. Ama elbette ki yakınlarımızı ihmal etmeyelim. Efendim büyüklerimizi ihmal etmeyelim. Arkadaşlarımızı ihmal etmeyelim. Tatile gidiyorsak mesela onları da mümkün olduğunca yanımızda götürelim. Büyüklerimizi yanımızda götürelim. Söz gelimi. Evet. Arkadaşlarımızı da davet edelim. Efendim paylaşalım. İşte mezarlık ziyaretleri önemlidir biliyorsunuz bayramlardan. Hastalıkta ve sağlıkta deriz ya hocam. Mezarlık Mezarlık ziyaretleri, ziyaretlerine evet. evet, mutlaka mezarlık ziyaretleri bizim çok önemli bir geleneğimizdir. Türk Müslümanlığının çok önemli bir geleneğidir. Mutlaka mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirelim. Bir de mezarlık ziyaretleri bize yaşamın geçiciliğini de anımsatıyor. Yani dünya meşgalesine tümüyle dalıp gitmemek. Bir gün bu yaşamın sona ereceği duygusunu hatırımızdan hiç çıkarmamak ama tümüyle de o duyguyla yaşamamak lazım. O zaman hayatı sürdüremeyiz elbette ki. Tadı Yani olmaz değil mi hocam? Yani her şeyin tadında. Peki. İslam aslında bir sırat-ı müstakim yoludur. Yani aşırılıklardan uzak dosdoğru yol. İfrattan ve tefritten kaçınmak, dengeyi bulmak, denge üzerinde efendim yaşamı sürdürmek. Bayramların da bu konuda çok önemli bir işlevinin olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi kapanış ekleyeceğim hocam ama şimdi dinimizde küskünlük, kırgınlık yoktur. Olursa da 2-3 gün sonrasında birbirinizden özür dileyiniz. Normal hayata kaldığımız yerden devam edelim. Bu vesileyle bayramımız çok özel, çok güzel. Dediğiniz gibi gelenekleri, göreneklerimizi bizler sürdürmemiz gerekir ki gelecek çocuklarımıza da miras bırakmış olalım. Buradan sevdiğimizi de sevdiklerimize, kırıldıysak da kırıldık ama bugün bayram deyip sarılmamızı vesile kılan özel bir gündeyiz. Kapanışa giderken son sözlerinizi alalım hocam. Kırgın olanlar olabilir, küs olanlar olabilir. Önce ben aranmam gerekiyor diyenler olabilir ama burada sen ben olmaması gerekir değil mi hocam? Elbette doğru küskünlüklerin, kırgınlıkların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması gerekiyor bayramlarda. Bayramın bayram olabilmesi için, bayram sevincinin aynı zamanda bir yaşama sevincine dönüşebilmesi için küskünlükleri, kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. İlk adımı kim atarsa sevabın büyüğünü o alır. Evet. Öyle demek lazım. İlk adımı Kesinlikle. kim atarsa sevabın büyüğünü o alır. Evet, barışılacak konular vardır. Ama barışılmayacak konular da vardır. Bu pek konuşulmaz ve böyle şeyler söylenildiğinde yadırganır biliyorum ama kimi Evet. suçlar, kimi kabahatler vardır ki efendim o konuda kolayca barışma yoluna gidemeyebilir insanlar. Bunu da kabul etmek lazım. Zira bazı küskünlükler, bazı dargınlıklar, bazı sorunlar güvenlik kaygısıyla da olabilir. Ondan uzak durdukça kendimi güvende hissedeyim anlayışıyla hareket eden insanlar da var. Bunlara gözümüzü kapayamayız. Bunlar toplumun gerçekleri. Bunlar yokmuş gibi sevgi pıtırcığı gibi konuşamayız. Nasıl olsa bayramdayız deyip hakikaten kimi insanlar var ki birileriyle iletişimini sürdürdüğü müddetçe güvenlik sorunu yaşayabilir. O nedenle sadece yüzeysel olarak ve basit bir yaklaşımla bütün küskünlükleri, bütün kırgınlıkları bitirelim. Evet, ideal olan budur ama bu her zaman mümkün olmuyor.
Bazen de uzak durulması gerekenler olabiliyor. Bazen de iletişimin kesilmesi gereken kişiler olabiliyor. Bunları da kabul etmek durumundayız. Buna göre hareket etmek durumundayız. Ama elbette ki yinelemekte yarar var. Keşke hiçbir sorunumuz, hiçbir münakaşamız, tartışmamız aramızdaki dostluğu, kardeşliği, birliği, bütünlüğü ortadan kaldıracak düzeye ulaşmasa. Gönül bunu arzular. Müminin mümine küslüğü en fazla 3 gündür diyor. Hadisi şerif var. 3 gün sonrasında mutlaka barışılmalıdır diyor. Ama mümin demek ne demek onu bilmek lazım. Mümin kendisine güven duyulan demek. Güven duyulan mı acaba karşımızdaki onu bilmemiz lazım önce yani. Evet. Mümin. Ben Evet. mümin miyim? Güven duyulan bir kimse miyim? O mümin mi? Güven duyulan bir kimse mi? Emin olunuz bu kimilerince önemsenmiyor ama mümin sözü Allah'a iman eden, peygambere iman eden, İslam'a iman eden ama aynı zamanda kendisine güven duyulan demek. Güven duyulan. Kendisine güven duyduğunuz bir kişiyle ve size güvenen kişiyle 3 günden fazla küs olamazsınız zaten. Evet, Mutlaka evet. o güven sizi çeker. Rahatsız olursunuz değil mi hocam? Evet. Mutlaka onunla iletişime geçersiniz. Çünkü Evet. aranızda bir sevgi vardır, bir bağ vardır, bir Evet. kardeşlik duygusu vardır. Yine de biz tabii dileğimizi dile getirelim. Bütün küskünlüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı gerçek bir bayramı yaşamayı umut ediyoruz. Bütün Türkiye'nin bir bayram sofrası etrafında Eksa. buluşmasını, bütün İslam dünyasının hatta bütün insanlığın bir bayram sofrası etrafında buluşmasını dileyelim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Şeker bayramınız, Ramazan bayramınız ne diyorsanız adına kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam katılımınız için. Bayram sonrası da yine çok önemli cümleleriniz oldu. Dinimizde güveni konuşalım ve birçok sorunun cevabında sizinle aramış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dileklerimizi gönderiyoruz size, ailenize ve tüm ekran başındaki izleyicilerimize. Tekrar görüşmek üzere, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli hocamız ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç dinimizde bayramın anlam ve önemini bizlerle paylaştı. İyi bayramlar dileklerimizi gönderiyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.